ne kadar öpsek haklarını ödeyemeyeceğimiz, başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ölmüş annelerimize rahmet diliyorum. Şifa bekleyen annelerimize Allah'tan şifa diliyorum. Tüm annelerimize, kalan annelerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bizleri yetiştiren, bizlere emek veren tüm annelerimizin saygıyla, hürmetle ellerinden öpüyor. Anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Evet, Eskişehir'de gündem hepimizin bildiği şeyler, aslında Türkiye gündemiyle paralel giden şeyler. Bu arada bir eğitimcimizin hunharca katledilmesini de üzülerek, içimiz yanarak izledik. Gün geçmiyor ki Türkiye'de bir şiddet haberi karşımıza gelmesin. İşte çok uzun süredir buradan söyledik. Sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer sağlık personellerine yapılan şiddetlere neredeyse alıştık. Günlük rutin bir şey gibi görüyorken maalesef. Şimdi bir öğretmenimizin, bir okul müdürünün, bir idarecinin hunharca katledilmesinde izledik. Üstüne üstlük bunu, bu cinayeti işleyenin bir Irak vatandaşı olduğunu üzülerek öğrendik. Bunun arkasından da bir müftünün, onlar ensar, onlar misafir, çok da üstüne gitmeyin sözleriyle irkildik. Ey Sayın Müftü, hangi dinde cinayeti doğru sözler söylemek istiyorum, kendimi de zor tutuyorum. Hangi dinde cinayet iyi karşılanır? Cinayetin herhangi bir savunulur tarafı yoktur. Bunu ister Müslüman yapsın, ister Hristiyan, ister Yahudi, cinayet hiçbir şekilde iyi karşılanmaz. Bunun ensar olması, misafir olması, komşu olması herhangi bir şekilde mazur görülür bir durum değildir. Ancak buna rağmen bazı gereksizlerin bu tür açıklamalarını da izledik. Şimdi sabırla bekliyoruz. Zannediyorum bu gece resmi gazetede yayınlanır. Kamuda bir tasarruf dönemi başlayacak. Şimdi bu tasarruf döneminde, tasarruf tedbirlerinde neler yapılacak onları göreceğiz. Ama benim Demokrat Parti İl Başkanı olarak Eskişehir'imizin Sayın Valisi'nden bir ricam var. Sayın Valimiz, Eskişehir'deki resmi kurumlarda kaç adet resmi araç olduğunu kamuoyuyla paylaşmalı. Özellikle resmi plaka taşımayan kiralık araçlar mutlaka kamuoyuyla paylaşılmalı. Yani hangi kurum kaç araç kiralamış, hizmet aracı kiralamış, bunları kim kullanıyor, bunların plakaları nelerdir, hangi kurumda kaç adet kiralık araç vardır, bunları mutlaka yayınlamalılar. Ve üstüne üstlük bu araçlara mutlaka resmi hizmete mahsus yazısı yazılmalıdır. Sivil plakalı araç dahi olsa. Ki vatandaş bilmelidir ki bu araçlar resmi hizmete mi mahsus, keyfi hizmete mi mahsus, bunu vatandaş görmeli, bilmelidir. Çünkü netice itibariyle bu kiraladığınız araçların bedellerini bu emekliden, bu yoksuldan, bu vatandaştan, bu işçiden, bu memurdan, bu iş adamından, sanayiciden aldığınız vergilerle ödemektesiniz. Yani hiçbir resmi maksatla kullanılan hiçbir araç, hiçbir AVM'nin otoparkında, hiçbir pazar yerinde, hiçbir okulun önünde,
hiçbir marketin önünde keyfi hizmete mahsus olarak kullanılmamalıdır. Ve bunun denetimini de sizin araçlara yazdığınız resmi hizmete mahsustur yazısıyla vatandaş kendisi yapmalıdır. Ve bununla ilgili de bir ihbar hattı mutlaka kurulmalıdır. Yani şöyle yazmalı: resmi hizmete mahsustur. Örnek veriyorum, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlıdır. Ya da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlıdır. Şikayet için şu numaralı telefonu arayınız denmelidir. Ben bunu iyi biliyorum ki bizim duyarlı vatandaşlarımız o aracı resmi işlerin dışında kullanıldığında mutlaka o kuruma şikayet edecektir, bildirecektir. Ancak tasarruf böyle yapılabilir. Çünkü ben biliyorum birçok aracın, özellikle bazı kurumlardaki araçların sivil plakalarla birilerine tahsis edildiğini iyi biliyorum. Eskiden vilayetin önünde toplantılar olduğunda siyah plakalı araçlar olurdu. Biz bilirdik ki orada bir toplantı var. Resmi kurum müdürleri, daire müdürleri vilayette toplantıda. Şimdi bakıyoruz birkaç tane resmi plakalı, yani siyah plakalı araç var. Onlarca, yüzlerce sivil plakalı araç var. Bu araçları kim kullanıyor? Bu araçlar hangi maksatla kullanılıyor? Eskişehir'de hangi kurumun hangi müdürleri ya da hangi müdür yardımcıları, şefleri sivil plakalı kiralık araç kullanıyorlar? Bunları mutlaka kamuoyuyla valilik paylaşmak zorundadır. Ve bütün, tekrar söylüyorum, bütün sivil plakalı kiralık araçlara resmi hizmete mahsustur yazısı yazılmalıdır. Aksi takdirde bu işin denetlemesi, bu işin kontrolü mümkün olmaz. Ben biliyorum ki buradan sivil plakalı kiralık araçlarla tatile gidenleri biliyorum ben. Sivil plakalı araçlarla çocuklarını okula gönderenleri biliyorum. Eşini iş yerinden aldıranları biliyorum. Pazara, çarşıya, markete gidenleri biliyorum. Dolayısıyla eğer bir tasarruf yapılacaksa tasarruf buradan başlamalıdır. Bir resmi kurumda onlarca, yüzlerce sivil plakalı araç olmaz. Buradan başlayacağız ki bu denetimi de halka sunacağız ki bunun karşılığını devletimiz alabilsin. Yoksa yapacağınız hiçbir tasarruf tedbiri işe yaramayacaktır. Yani A4 kağıdının hesabını yapan devletim, sular seller gibi benzin harcayan, mazot harcayan, milyonlarca lira kiralık araçlara para vererek bu yükün, bu işin altından kalkamaz. Bu beni neden ilgilendiriyor? Bir kere bir vatandaş olarak ilgilendiriyor. İkincisi, zam dönemlerinde beklentisini karşılayamamış bir emekli olarak beni ilgilendiriyor. Üçüncüsü, bu devlete yıllarca vergi vermiş ve vergi vermeye devam eden bir vatandaş olarak ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Bu işin neticesi çıkana kadar her hafta buradan bunu söylemeye devam edeceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.